hakaik-i şeriata yetişmek için tarikat ve hakikat meslekleri vesile ve hadim ve basamaklar hükmündedir. Gitgide en yüksek mertebede nefs-i şeriatta bulunan manayı hakikat ve sırrı tarikata inkılap ederler. O vakit şeriat-ı kübranın cüzleri oluyorlar. Demek ki nefs-i şeriatta hakikat ve tarikatın asırları var. Nefs-i şeriatta hakikatin ve tarikatın asırları var. Hakikat ve tarikat meslekleri muvaffakiyetle hizmetlerini yaptıkları zaman şeriatın içinde birer cüz olduklarını görecekler. Maksatları şeriatın tahakkukudur. Yani hakikat mesleği ve tarikat mesleği çok inkişaf ettikten sonra namazı 6 vakit olarak görürüm. Öğlen namazını 5 rekat olarak görürüm. O halde inkişaf ettiği zaman mevcut şer'i nizam, şer'i kaidelerin aslına vasıl oluyor. Yani 4 rekat ama nasıl bir 4 rekat? 3 rekat ama nasıl bir 3 rekat? Oruç ama nasıl bir oruç? Hac ama nasıl bir hac? Allah sırrını mübarek etsin. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin mektubatında hacla alakalı bir mektup var. Birisi hacdan sonra kendisini ziyaret ediyor. Ona sualler soruyor. Sen Beytullah'a tavaf ederken şunu gördün mü? Yok diyor. Sen tavaf etmemişsin. Sen say ederken şu hal oldu mu? Yok diyor. Sen say etmemişsin. Arafat'ta böyle oldu mu? Yok diyor. Sen Arafat'a çıkmamışsın. Uzun bir mektup. Demek ki şeriat ve şeriat ve tarikat meslekleri işte orada tavaf yapmanın hakikati. Sayın hakikati. Arafat'ın hakikati tahakkuk meselesidir. Yoksa ayrı bir şey yok. Ayrı bir şey yok. Demek ki tarikat ve hakikat meslekleri neticede şeriattan birer cüz olduklarını göreceklerdir. Ve birer cüzdürler. Evet. Tarikat ve hakikat vesilelikten çıkmamak gerektir. Eğer maksudu bizzat hükmüne geçseler, o vakit şeriatın muhkematı ve ameliyatı ve sünnet-i seniyeye ittiba resmi hükmünde kalır, kalp öteki tarafa müteveccih olur. Yani namazdan ziyade halka-i zikri düşünür. Feraizden ziyade evradına müncezip olur. Kebairden kaçmaktan ziyade adab-ı tarikatın muhalefetinden kaçar. Halbuki muhkemat-ı şeriat olan farzların bir tanesine evrad-ı tarikat mukabil gelemez, yerini dolduramaz diye sual ediliyor. Tarikat ve hakikat vesilelikten çıkmaması lazım dedi ya Hazreti Hüseyin. Bu Vahabiler meselesi anlattık ya, kaderin bir noktada tokadı olduğunu, insanların kabirleri suistimal ettiğinden bahsetmiştiniz. Efendim burada tarikatlarda, rabıtada veya diğer şeylerde hata mı var acaba ki? Bu kadar insanlar tarikatlara saldırıyorlar, işte rafta şirktir, şu bunun gibi şeyler söylüyorlar.
tam aksi de olabilir. Mühim bir umur-u hayyen çok muzır manileri olur. Şeytana ruh hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Yani tarikattaki suistimalattan kaynaklanan bir tokat olabileceği gibi tarikatların manasında mevcut olan hakikattan dolayı o kafirlerin, münafıkların rahatsız olmaları ve ilişmeleri de mümkündür. Şimdi bu tarikat meselesinde ve hakikat meselesinde zahire aldanmamak lazım geliyor. Yani ya şu adam mı Nakşibendi tarikatını temsil ediyor? Şu adam mı Risale-i Nur'un hakikatini yaşayacak? O öndeki adam bir kalem ucu gibidir. Arkasındaki silsile onun yaptığı işleri yazar. Onunla yazar ama. Onunla yazar. Eğer silsileye irtibatı varsa Azimendi'den başka Risale-i Nur dairesinde böyle bir irtibat görünmüyor. Azimendi dairesinde, onun için ben her zaman söylüyorum, herhangi bir vilayetteki bir temsilci kardeşimize karşı yapılan yanlış bana ve dolayısıyla silsilemize yapılmıştır. O orada bir uçtur, kalem ucudur. Biz burada bir ucuz, kalem ucuyuz. Bu şaka değil yani, bu silsile deyince bunlar Gavs-ı Geylani haşa 100.000 defa ölmüş değil yani. Zeynül Abidin, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Ali Efendi, bunların hükmü hayattakinden çok daha ziyade caridir. Hayattakinden çok daha ziyade mensuplarına sahip olurlar. Sultan Feyzi Hazretleri, üstadımız, bunlar evlatlarına sahip olurlar. Yani o öndekinin bazı yanlışları Yunus Emre'nin aldanmamak lazım geliyor. O bir himaye altındadır. Bir uçtur o. Ona dokunma. Arkayı silkelersin. Ona dokunma. Arka silkelenir. Arka rahatsız olur. Çünkü onu bir uç olarak koymuşlar öne. Orada yanlışıyla, kusuruyla, eksiğiyle, fazlasıyla tarikatlarda da öyledir, hakikatlerde de öyledir. Onun için onu bütün bütün tokat şeklinde telakki etmemek lazım. Belki, bence tarikatın ve hakikatın icra ve tatbik zamanları geldi. Onların hissi kablel vuku, şeytanları onları dürtüyor. Hissi kablel vuku aynen keramet gibidir istidraç. İstidraç olarak şeytan onların zibirine veriyor ve ehli tarikatın Risale-i Nur talebelerinin aleyhinde bulunuyorlar. Ben öyle biliyorum.